Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Peki, Adem aleyhisselam neden cennetten ihraç edildi? Şeytan cennetten çıkardığına önce sevindi. İyi dedi, kurtardık. Niye cennette onlar kalacak da ben çıkacağım? Bunu da çıkarttı. Önce sevindi. Sonra baktı ki iki kişi çıktı. Adem Aleyhisselam vefatında 40 bin nesil varmış. Kitaplar öyle diyor. Az çok önemli değil. Bir baktı ki cennetin yolu otoban oldu. Eyvah demiş. Keşke çıkartmasaydı. İki kişi kalacaklardı. Cennette kalsalardı çocuk meydana getirme yok. Cennette nesil ya meydana getirme yok. İki kişi kalacaktı. Dünyaya gelince imtihan başlayacak. İki kişi geldi. Binlerce adam cennetin yolunu açtı. Nereden çıkarttım dedi. E senin de otobanın açıldı. Cehennemi de bir yığın adam gidiyor. Daha fazla önemli değil dedi. Gel hümedal. Gene gözü burada. Doymuyor. 7 milyar insanın 6 milyar onun. Bereket versin demiyor ya. İyi de hani gene gözü burada ya. Niye bunlar adam değil ki diyor. Adam bu. O da eleman arıyor. O da vasıflı adam arıyor arkadaşlar. Malzeme olmayalım bu şeytana. Bağımsız kardeşler nerede? Ha bak. Uyanın ha. Alın intikamınızı bu şeytandan azazilden. Nasıl alacaksınız? İnsanları kurtararak. Evet. Mevcuda iktifa etmiyor. Mevcuda iktifa dün himmetlik. Bu da bana yeter demiyor. Yarın gene çalışıyor. Hem de daha fazla. Biz iki kişiyi kazansak yeter abi diyorsun. Ya bu beni kurtarır. Yok bak sene şeytana. 6 milyar kazanmış hala gözü bizde. Gözü peygamberde ya. Demiyor bu masumdur, mazlumdur, beni tanır. Ben olduğumu bilir demiyor. Vazifesini yapıyor. Vazifeyle aya karışıyor. Ya tutarsa diyor. Bak örnek İsa Aleyhisselam. Her şey Allah'ın takdiriyle midir? Sormuş önüne geçmiş. Evet. Kendini bu yüksek yerden at bak nasıl öleceksin. Kaderle alakalı bir peygamber ayağını kaydırmak için hilesini atıyor. Demiyor ki ya bu beni bilir tanır. Ya tutarsa. geliyorsun. Ben iki kişiye üç defa anlatsam sözümü tutma bir daha derse çağırmıyorum. Niye? Abi bunun ne köy olur ne kasaba diyor. Ya şeytana baksana ya. Hiç yoruluyor mu bu ya? Peygamberi bile yoldan çıkarmak için yani boşun olmasına rağmen yine yapacağını yapıyor. Bazen de tutturmuş. Peygamberlere zelle mahiyetinde kusurlar işletmiş. E, bize de işletecek. Allah ne diyor? Ben öyle insanlar yaratacağım ki kabahat işleyecekler. Boyun bir kece onları affedeceğim. Gafurur Rahim günah ister. Settarul Uyub hata ister. Ama bunu zorla, iradeyle, bilerek yapmayın. Hasbel kader, hasbel beşer, hatan, yanlış olarak, nefse uyarak günahta ısrarcı olmadan, elimizden geldiği kadar kendimizi çekerek takva dairesinde yaşarsak Allah günahından dolayı boynunu büken Müslümandan ömür boyu ibadet eden melekten daha fazla razı oluyor. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtana. İnneke entel hakim.